Getirin. Vallahi bravo. Bu manzara karşısında duygulanmamak elde mi? Benim değerli ve piyasası düşük öğrencilerim. Hepinizle gurur duyuyorum. Bu arada benim de elim boş gelmedi. Müstahak getir. Geldim. Bakınız efendim, ben de tam 9 takım elbisemi bugün kardeş lisemize yolluyorum. Şerif'im, takım elbiseleri kuru temizlemeye götürün demiştiniz. Bunlar kardeş okula mı gidecekti? Ben hemen kutulara... Ne diyorduk? Ne diyorduk? Efendim bakınız, kantinimizde de bir toplama merkezi kurduk. Oraya da eşyalarınızı bırakınız. İzdiham yaşanıyor, görüyorum. Gönül rahatlığıyla bırakınız. Emanetleriniz, yardımlarınız emin ellerde. Şu kıyafetleri bir daha kontrol edebilir miyim Zehra? Yanlışlıkla müstehcen bir parçanın kavuşmuş olmasından korkuyor. Akşamdan beri 70 kere baktın ya Erol'cum. Yok işte, yok, 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 yok. Yakalıştıysa ben hafıza mıyım Zehra? Şüpheleniyorsan vardır bir sebebi. Aa, estağfurullah canım. Al sen bunları, sonra hepsine tek tek bakarsın, tamam mı Erol'cum? Ay bu ne kıskançlık kayıl? Hiç hayatımda böyle bir şey görmedim. Niye göresiniz efendim? Sizi kim neyden kıskansın? Burak olmadan Koray'ları yenemezsiniz arkadaşlar. Burak da olmadığına göre... Ya Sevda, gözüme uyku girmiyor dün geceden beri. Sen de böyle deme şimdi. Yani söz ağızdan çıktı bir kere. Bu maçı yapacağız. Dönersek rezil oluruz, net. Etek giyerseniz daha çok rezil olursunuz. Bu daha net. Abi maç günü çamura yatalım. Evet, tüm seyirciler olarak sahaya çıkalım, ortalığı karıştıralım. Böylece maç iptal olur ve hepimiz kurtuluruz. Aynen. Emel kardeşime katılıyorum. Net. Yok abi ya. Bu Koray bebesi ne yapar ne eder, bizi rezil edecek bir yol bulur. Onun var ya, bahse girerim. Bu herif adımızı etekliler ve korkaklar ordusu olarak çıkaracak. Yok yok. O sahaya çıkacağız. Başka yolu yok arkadaşlar. Aynen. Çocuklar, müdür bey odasına bekliyor. Hadi. Ne alaka ya? Ne oldu? Eyvah, eyvah. Yürüyün çocuklar. Müdürün odasında ne işimiz var ki bizim? Hadi. Ne oldu ki? Ne yürüyün makamda? Ne yapacak acaba kasabanın şerifi? Ayakkabıları hangi kutuya koyuyorduk Nazan Hanımcığım? Ay bir tanemci balamcım, yine bunlarla karşılaştım ben ayol. Bakın bunlar çok yeni, yepyeni bunlar. Siz bunları götürün kendiniz giyin, çok güzel bunlar. Ay Nazan Hanımcığım, yeni olur mu? Bunlar eski. Ta 2 ay önce aldım ben bunları, geçti onun modası. Aha, evet, modası geçmiş doğru. Ay ne güzel ayol, ihtiyaç sahipleri bunları böyle görünce çok sevinecekler yani. Tıkır tıkır giyerler artık, pazara falan giderler değil mi? Eminim siz baby doll falan da getirmişsinizdir. Ay getirmez olur muyum Nazan Hanımcığım, getirdim de. Şimdi ben Erol Bey ile Tarık Bey'i yanına çıkarmak istemedim onları. Hayret ya. Şu gömleği mesleğe ilk başladığım yıllarda almıştım. Dolapta öyle duruyor, unutmuşum. İnsan hayret ediyor vallahi. Ona kalırsa ben de Zehra'yı mesleğe ilk başladığımda almıştım. Ben de atmamışım. İnsan asıl gerçekten buna hayret ediyor Tarık Bey ya. Erol'cum, bir sus istersen. Senin meslektaşlarımızın yanında ortadan ikiye ayırmayayım. Getirdiniz, görelim, onları da görelim. Hah, ay biz de ufak tefek bir şeyler getirdik işte. Nazan Hanım, bakın ben bu elbiseyi Tavşanlı'ya ilk tayin olduğumda almıştım. Ben de bunu Konya Lisesi'ne tayinimiz çıktığında almıştım ama Zehra çeke çeke Tavşanlı'yı çektiği için bir türlü gidemedik Konya'ya. Aa doğru, sen Paris'i çekmiştin değil mi kurada? Ne fark eder Erol'cum, ha Konya, ha Tavşanlı, yani ikisi de okul neticede. Aa, ay bu kesik ya. Ne? Ah Erol Bey. Bu pantolonu da bir bacağı eksik. Hadi canım. Evet. Erol, sen kestin değil mi? Dün gece benim elbisemi sen kestin Erol. Ha? Zehra, ben arıza mıyım? Senin elbiseni niye keseyim? Aa, evet arızasın Erol. İyi o zaman. Ben kestim, oldu mu? Ha, iyi o zaman. Ben de senin pantolonu kestim, oldu mu? Ha, oldu mu? Ama ikiniz de kesin, lütfen. Ya kestik ya. İyi o zaman, işimize devam edelim, tamam. Kravatı düzelt, kravatı.
Kolay gelsin hocam. Kardeş okul için mi bunlar? Evet, evet. Ay ne güzel oldu bu ya. Arada bir yardımcı geldi. Süper, aferin size. Bakayım. Ceketler falan, of. Öğretmenim. Canım. Onur bunu size vermemi istedi. Tamam, peki teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii, tabii, bunu da vereyim. Canım sağ olun, sağ olun. Hepsi arkadaşlarınıza gidecek. Hayat hocam, öncelikle hayatımıza hoş geldiniz. Bizim eve kadar gelip derdimizi derdiniz bilmeniz annemi çok mutlu etti. Bizi de düşünen birileri çıktı diyor. Sağ olun. Ne yalan söyleyeyim, ben de sevindim. Ama düşününce gerçekleri hatırladım. Öyle ya, gerçekçi olmak gerek şu hayatta. Boşa kürek çekmeyin hocam. Bizim için şartlar iyi değil, evet. Ama bundan daha da iyi olmayacak. Babam gidince bundan daha kötüsü olmaz demiştim ama oldu. Bize dünya kadar borcu kaldı. Yani hep daha kötüsü olur ama daha iyisi olmaz. Bizim için hep böyle oldu. Vaktinizi harcamayın. Boş verin bizi.